Osmanlı'nın son döneminde yetişmiş, birçok medreseyi başarıyla tamamlamış, büyük ilim ve tasavvuf adamı Süleyman Hilmi Tunahan'ın doğduğu ve çocukluk yıllarının geçtiği Ferhatlar Köyü'ndeyiz. 400 yıllık geçmişi olan bu köyün içinde muhteşem bir cami yapılmış. Başkan Raşitoğlu bu güzel caminin Süleyman Efendi'nin talebeleri tarafından yapıldığını söylüyor ve camiyi yapanlara teşekkür etmeyi de unutmuyor. Soyu Fatih Sultan Mehmet'in eniştesine dayanan Süleyman Efendi'nin doğduğu eve gidiyoruz. Bizleri Hoca Efendi'nin amcazadeleri karşılıyor. Evin hiçbir şeyi değiştirilmeden talebeleri tarafından tamir edilmiş. Yıl 1888. Yer Silistre. Süleyman Hilmi Tunahan Efendi dünyaya gelir bu tarihte. Babası Hocazade Osman Efendi ise Fatih Sultan Mehmet Han tarafından Tuna Hanı unvanıyla şereflendirilen soylu bir aile köküne bağlı. Süleyman Efendi Silistre Rüştiyesi'nde ve daha sonra bir müddet Satırlı Medresesi'nde okur. Burada başarılı bir eğitimden geçen Süleyman Efendi'ye artık Silistre sınırları dar gelmeye başlar. Gönlünde İstanbul'a gitmek vardır. Süleyman amcanın yeğeniyim ben. Babamdan ve Arfaz amcamdan dinlediğime göre Süleyman amcamın babası Osman dedemiz. Onun babası Mahmud dedemiz. Mahmud denilen Silistra'da idarede durmuş. Onun babası Ali. Ali'nin babası Ömer. Yani ben Hafız amcamdan ve babamdan dinlediğime göre bura kadar biliyorum. İşitiyordum, bizim dedelerimizin dedesi ta Fatih Sultan Mehmet'e dayanırmış. Fakat onlardan dinledim, onlardan işittim. Süleyman amca kardeşiyle birlikte, kardeşi Hafız amca 8 yaşındaymış. Hafız olmuş, onunla birlikte Silistra'ya gitmiş okula. 14 yaşında gitmiş. Oradan okulu bitirdikten sonra ikisi birlikte İstanbul'a gidiyorlar. İstanbul'da okulu çıkardığından Hafız amca dönüyor memlekete. Ağabeyi varmış İbrahim vefat etmiş. O vefat edincesine kadar bu memlekete gelmiş. Yani Türkiye'den Bulgaristan'a. Ve İstanbul. Süleyman Efendi gönlündeki ilim ateşiyle kavrulmaktadır. Babası gibi Dersiyam yetişmek ister. İstanbul'da Fatih Medresesi'nde eğitime başlar. Hocası ise Fatih Camii Dersiyamlarından Bafralı Ahmet Hamdi Efendi'dir. Burada din ilimlerini ve Arapçayı öğrenir ve birincilikle icazet alır hocası Bafralı Ahmet Hamdi Efendi'den. Tarihler 1916'yı gösterir. İlme susayan Süleyman Efendi daha ileriye gitmek için Dersiyam almak üzere Süleymaniye Medresetül Mütehassisi'nin tefsir ve hadis bölümüne girer. Buradan 1919 yılında birincilikle mezun olur. Yine aynı yıllarda Medresetül Kuzat yani hukuk fakültesini de bitirerek kadılık ve dersiyamlık unvanını alır. Artık öğrenme safhasından öğretme safhasına geçmiştir Süleyman Efendi. Yıllarca hocalarından aldığı ilim emanetini talebelerine devretme zamanının geldiğine inanmıştır Süleyman Efendi. İlim öğretme aşkını, ilmine varis bırakma mücadelesini Sultanahmet, Bayezid, Süleymaniye, Yeni Camii, Kasımpaşa Camii gibi büyük camilerde vaaz verir. Yıl 1959. Tarihler 16 Eylül'ü göstermektedir. Süleyman Efendi'yi uzun süre muzdarip eden şeker hastalığı onun ebedi aleme göçmesine vesile olur. Şairin dediği gibi Eylül'de gel, mısraları tecelli eder ve Eylül'de Hakk'ın rahmetine kavuşur. Son günlerinde
Hastalığının ağırlaşması üzerine Süleyman Efendi'nin Fatih Camii haziresine defnedilmesi için hükümetten izin alınır. Lakin devir tezatlar devridir. O günlerde yine İstanbul'da bulunan dönemin İçişleri Bakanı Namık Gedik, polise kesin emir verir. Karacaahmet'te bir çukur açtırıp oraya gömün, der. Kalabalıkların omuzundaki cenaze Fatih'e gitmek için Altunizade istikametinde ilerlerken, polis aldığı emirle cenazeyi durdurur ve Karacaahmet'teki kabristanına defnedilir. Bugün hala yetiştirdiği binlerce, milyonlarca talebesi tarafından ziyaret edilir ve fatihalar gönderilir.